Merhabalar. Açılış şarkımız sevgili Seden Gürel'den Sebebim Aşk isimli şarkı. Seden Gürel, hangi yıllarda vardı Seden Gürel? Ortaokuldan sonraydı herhalde. Evet, ortaokuldan sonra Seden Gürel'i ben tanıdım. Kendisinin sesinde çok hoşuma gitmişti. Aynı zamanda işte koreografi, bir takım şeyler hoşuma gitmişti sevgili Seden Güzel'de. Hoş bulduk canım. Ama bugün tam ne lezzet noktası, tam da neşeli değilim. Çünkü selamlar, herkese selamlar da. Biraz canımı sıkan bir durumlar oldu sevgili lezzet noktası, sevgili arkadaşlar. Kapılar şarkısı. Kapılar şarkısını ben bilmiyorum. Dur bakayım, onu bir yapayım. Onu bilmiyorum mesela Madiden. Kapılar. Onu birazdan dinleyelim. Okey. Onu birazdan dinleyelim canım. Ben ne diyordum? Öncelikle tabii ki bir selamlama olayımız olması lazım, değil mi efendim? Beni izleyen sevgili şahıs, zamanın için, her şeyin için, internetin için, her şeyin için teşekkürler ederim. Çünkü bizler bunları bilmiyoruz bazen. Sen de tıklıyorsun, karşına çıkıyor ama bunun altında olaylar var. Yani öncelikle internet sahibi olman lazım. Telefonun uygun olması lazım. Ya da bilgisayarın uygun olması lazım. Değil mi efendim? Yani bayağı bir olaylardan geçiyor vatandaş burayı izleyebilmek için. Buralara kadar geldiysen ve beni izliyorsan tabii ki efendim teşekkürlerimi arz ederim. Tabii ki ederim. Şimdi beni biraz takip eden ama sevgili arkadaşlar bilir. Bilmeyenler için hemen söyle izah edeyim. Ben kenevir bitkisine aşık olan bir insan. Yıllar önce oldu bu aşk. Ve ben bir şeyler yapmak istiyorum, hala istiyorum. Dün akşam da işte bir takım videolar izledim. Bir hanımefendi. Bu hanımefendi bayağı bu konularda eğitimli, bilgili. Ve dedi ki işte Karadeniz web sitesinde orada bir kitap var. Hem bunu dijital olarak okuyabilirsiniz. Ve ben tabii hemen gittim ve bu kitabı dijital olarak okudum. Amma zira ve lakin bu ne? Yani bana şimdi kenevir yetiştirmek isteyen insanlar Türkiye'de acayip maddelerle karşı karşıyalar yani. Ben diyelim ki kenevir yetiştirmek istiyorum. Öncelikle yerel devletle, polisle ve jandarmayla çalışmak zorundasın. Bu beni bayağı bir sarstı sevgili arkadaşlar. Çünkü ya ben çiftçilik yapmak istiyorum mesela. Kenevir yetiştirmek istiyorum. Bundan çuval yapabilirim. Bundan işte şey yapabilirim, tuğla yapabilirim. Çünkü kenevir 50 bin ürün yapabiliyorsun yani. 50 bin ürünü geçik yapabiliyorsun kenevirden. Ve ben bunları yapabilmek için polisle, jandarmayla işbirliği halinde olmam gerekiyor Türkiye'de. Şimdi bu beni bayağı bir sıkıntıya, kişisel olarak ruhani bir sıkıntıya da bir soktu arkadaşlar. Çünkü ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Hollanda'da böyle bir şey söz konusu değil. Sen kineve yetişmek istiyorsan tabii ki bildiriyorsun. Ama işte etrafında polis ya da jandarma öyle bir şeyler yok. Ya Tayland'da bile insanlar artık kenevir tohumlarını satıyorlar, paylaşıyorlar yani ki. Yani bu beni biraz sarstı sevgili arkadaşım. Biraz da moralimi bozdu. Bugün onu söyleyeyim. Ben kendimi yetiştirmek istiyorum.
Ama öncelikle ondan izin almam lazım, bundan izin almam lazım, şundan izin almam lazım. Bunlarla işbirliği, yani bunlar neden, yani neden hala ülkemizde 19 ile müsaade ediliyor? Neden bütün memlekete müsaade edilmiyor yetiştirmek? Çünkü yetiştireceğin kenevir zaten THC'si, THC'si 0,000. Onun haricinde yetiştiremiyorsun ki zaten. Zaten eğer bu şahıs endüstriyel kenevirle uğraşmak istiyorsa efendim, zaten öbürüyle şimdi yani ben ne yapacağım arkadaşım? Ben polisle mi uğraşacağım ben? Jandarmayla mı uğraşacağım Burası benim toprağım. Ben burada kenevir ektiriyorum. Ve açık ve net bir şekilde zaten bu kenevir bitkisinde üstelik tohumlara da onlar sahipler. Türkiye'de de bir tohum olayı var yani. Mutlak ve mutlak Türkiye'nin verdiği, devletin verdiği tohumu kullanmak zorundasın. Ben burada da hemen huylanırım. Niçin beni bu kadar zorluyorsun bu tohumu kullan? Başka tohum yok mu? Çok daha yararlı tohumlar da olabilir. Ne sorusunu da bilemeyeceğim ben. İlle onu zorluyor. Bu tohumu kullanacaksın. Ne kullanalım? Okey. Ama polisle, jandarmayla işbirliği halinde olmak durumundayım. Kenevir çiftçisi olursam eğer. Ne yapacağım ben şimdi arkadaşlar? Yani ben ben size anlatmadım. Geçen evimde ne oldu? Anlatayım mı? Onu bir anlatayım da. Şimdi benim balkonum var. Belki daha önce gösterdim. Orada böyle 1.000 metrekare işte bir şeyler ekmek için bir etrafı tahta. İçinde de böyle ince tahtalar var. Toprak var falan filan. Orada bir yerim vardı benim. Ve bir uygulama yaptım. Bu uygulamada bu fuck you şeyleri, mektupları, fuck you. Bunun ismi yani o kişiyi ne kadar severseniz sevin. İşte bu mektupta işte sen fuck you yani bunu sevmiyorum. Bana böyle yaptın, şuna böyle yaptın. Yani duygularını ifade ediyorsun bir şekilde. Ve bu ben de dedim ki onu mektubu yakayım ben. Balkonumda yaktım. 6 tane mektup. Kağıt. 6 tane kağıt mektup. Yaktım. Ondan sonra oraya attım. Tam yanmamış bu ya. Ondan sonra oradaki tahtalar duman altı olmuşlar. Yangın yok. Duman altı. Sabah 7'de uyandım. Tabii kediler bir yandan. Kediler de var o zaman. İtfaiye geldi. O itfaiyeyle uyandım zaten. İtfaiye. Yok, itfaiyeden önce uyandım. Pardon, itfaiyeden önce uyandım. Uyandım. Ben anam dedim. Ben su döküyorum oraya. İtfaiye geldi kapıma. Polis geldi kapıma. Benim kapıma öyle vuruyorlar ki içeriye gireceklermiş gibi kapıyı açtım nihayetinde. Beni sürüklediler. Ve balkonda hiçbir alev de yok, hiçbir bok da yok. Sadece duman var. Duman, duman, başka hiçbir şey yok. Gördüler de. Polis de gördü, itfaiye de gördü. Ve ben dedim bir dakika ben kapımı açamam. Kediler var. Ben bu kedileri şey yapmak zorundayım. Dinlemiyorlar. Kapıya bir vuruş. Allah'ım kapım kırılıyordu. Kapım kuruluyordu. Polis beni çekiyor. Lan bu nedir? Ondan sonracıma kapı çıktı. Değil mi? Anahtarımı dahi almama müsaade edilmiyor. Sanki burada müthiş bir yangın varmış gibi. Oysa ki yangın falan yok. Dışarıda duman var. Onu da gördüler. Beni dışarı aldılar. Kolumdan çekiyor lan. Polis.
Polis. 6 polis. 8 tane ajan. Şey. Brandwehr. İtfaiye. Ha, sabahın 7'sinde bunlar dışarıya çıkmışlar. Bu vatandaşlar. Bunlar itfaiyeci ve polis. Çıkmışlar. Gülüyorlar. Eğlenceli anlatıyorlar kendine. Gülüyorlar. Ve bütün mahalleyi rahatsız ediyorlar. Bütün mahalleyi gülüşleriyle, kahkahalarıyla, o konuşmalarıyla rahatsız ediyorlar. Ve bunun farkında değiller. Tabii ki değiller. Bunlar polis ya. Polis demek, ooo dalıyor amına koyayım, daldı evime. Ya bir dur. Yangın yok, alev yok, hiçbir şey yok. Sen nasıl beni böyle kolumdan çekip çıkarıyorsun dışarı? Böyle bir şey benim başıma geldi. Girdiler. Benim yapabileceğim şeyi, ben zaten yapıyordum, zaten su döküyordum. Geldi itfaiye. Ondan sonra bir sürü tantana getirdi benim etrafıma. Adamlar geliyor. Problem bu efendim, bu burada burada bir şey yok. Yok. Bir şey olmadı ki, balkonum tertemiz şu anda. Kapıyı açmadım dedim. Noh, anlatmaya çalışıyorum. Kedi var. Kedilere burada da anlat. O yüzden kapıyı geç açtım. Yoksa ben diye kapımı açmayayım. Açarım. Kedilerden dolayı ben kapıyı geç açtım ki kedi kaçtı mı, ben ayvayı yedim sevgili arkadaşım. Ben ayvayı yedim kedi kaçarsa. Ondan dolayı. Allah'ım ya Rabbim. Gelmiş kapıma nasıl vuruyor, sen kimsin benim kapıma böyle vuruyorsun? Ama işte polisler böyle. Kendilerine bir şey zannediyorlar. Şimdi de kenevi yetiştirmek için ben polisle, jandarmayla işbirliği olmam gerekiyormuş. Niye canım, niye kardeşim, niye? Bu nasıl bir saçmalık? Bütün ümitlerimin içine ettiniz, ettiler. Ben burada bitki yetiştirmek istiyorum. Bunun polisle, jandarmayla ne alakası olabilir ya? Ne alakası olabilir? Kanabis sativa içinde THC oranı zaten 0,000. Zaten biliyorsunuz bunu. Onlar da biliyorlar. Ne gerek var onca gruba? Ya alt tarafı ben kenevir yetiştirip belki torba yapacağım. Belki tuğla yapacağım. Belki başka bir şey yapacağım. Bunlarla mı uğraşacağız bizler ya? Türkiye'de. Burada öyle bir şey yok. Amerika'da da öyle bir şey yok. Onlar çok ilerideler. Kenevir konusunda tiny house bile yapıyorlar kenevirlen. Hollanda, Amerika, say ama Türkiye böyle saçma sapan kurallarla iş bana kitapçık yapmış. Allah razı olsun, sağ ol. Kitapçı okuyor. Bana kaç sayfa anayasadan bahsediyor. Bilmem kanundan bahsediyor. Bilmem kuraldan, bana ne? Bize ne? Çiftçinin ne ilgilendirir bu? Çiftçi burada kenevi yetiştirecek kardeşim. Anayasayla ne gibi bir ilgisi olabilir? O zaman ne oluyor sevgili arkadaşım? Benim işim ne Türkiye'de o zaman diyorsun yani. Türkiye o kadar böyle münasebetsiz bir yer ki bu, böyle bu şekilde. O zaman anlıyorum, insanlar kaçıyorlar. Çok zor bir durum arkadaşım bu. Çok zor bir durum.
Gideceksin sen kene geçirmek istiyorsun. Zaten belli tohumda belli, tohumda zaten belli. Sevgili arkadaşım THC oranının çok 0,00. Sen onu yetiştiremezsin ki. Onlar farklı farklı tohumlar, farklı bitkiler. Yani aile bitki. Birisini 4-5 metre yapabilirsin endüstriyel kenevir. Öbürü marihuana, esrar konumundaki kere. Bunlar çok farklı tohumlar. Bunları anlamıyorlar mı bu insanlar? Biraya geldi mi, içkiye geldi mi? Her şey okey. Ya kardeşim, içki kenevirden daha zararlı. İçki, sigara esrardan daha zararlı. Şimdi belki Instagram buraya da kesecek, kesin onunla değil. Daha zararlı. Tamam mı? Bugüne kadar kimse kenevirden ölmemiştir. Ya, aynen. Bunu da bir okuyayım sevgili. Çünkü Sunflower, sen de bir gurbetçisin, ben de bir gurbetçiyim. Burada bir gurbetçi olarak da konuşuyorum ben. Sevgili Sunflowers demiş. Bu yıl Türkiye'ye tatile gidenler bile Türkiye'nin halinden bıkmışlar. Herkes geri yurt dışındaki evini özlemiş. 3 hafta sonrası birkaç yıl gitmeyiz diyorlar. O kadar mentaliteden sıkılmışlar. Evet. Evet. Bu Türk insanının mentalitesi, kardeşim lütfen lütfen bu böyle olamaz. Ben kaç 2 günden beri ekmek yapılıyor. Ekmeğe daldım ben. Bu Özbeklerin ekmeklerine bir bakın. Muhteşem bir sanat eseri. Her şeyleri rahat, sanat eseri. Japonlara baktım, Özbeklere baktım, dedim bir de Türk fırınlarına bakayım. Türk kardeşlerimiz. Türk kardeşlerimiz çok affedersiniz amcık. İşte ben usta fırıncıyım da kendini övüyor. İşte böyle de şöyle de çıkmış kameranın karşısında kendini övüyor. Öbür insanlarda bu yoktu. Hiçbir fırıncı kalkıp da kendini övmedi, hiç görmedi. Ancak bu zavallı, zavallı Türklerde. Zavallı Türkler, aşağılık kompleksi olan Türkler. Ancak ve ancak aşağılık kompleksi olan insanlar çıkarlar, kendisini gösterirler. Ekmek yapıyor. Bakıyorum hiç de güzel yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Türk insanı işini güzel yapmıyor. İşini erdemiyle yapmıyor. Problem orada. İşini yapıyorsan, sen bir fırıncıysan işini güzel yap. Ha, hamurunu iyi yoğurmuş olabilirsin. Ama ondan sonra götünü başını sallama. Götünü başını sallıyor herif fırıncı. Veya fırıncı. Götünü başını sallıyor bana. Siktir. İzlemekten zevk almıyorum. Ha, ama Özbek ekmeklerine bakıyorum. Japon ekmeklerine bakıyorum. Tay ekmeklerine bakıyorum. Oradaki fırıncılar iş yapıyor. Hiç şeyle alakası yok. Kamerayla alakası yok. Ama bizim Türk'ümüz götünü başına oynatıyor. Türk Merhaba Mağrur Hanımcığım, merhaba, merhaba, merhaba. Türkiye'de zor, evet Zafer'cim, Zafer Kurt. Türkiye'de bu bürokratik işlemler gerçekten bir hayli zor. Ve bunu sindirmek lazım. Bunu yani sisteme almak gerekiyor, yoksa ya.
O yüzden yani ben biraz düşünceliyim. Düşünceliyim arkadaşlar. Evet, Türkiye'de istiyorum onu ama polisler, jandarmalar nasıl olacak ben bilmiyorum. Ben bunu kişisel olarak nasıl halledeceğim bilmiyorum. Evet. Evet, bunu da söyleyeyim yani. Bakıyorum Özbek yapan ekmeği yapan insanlar, Japonlar ekmek yapıyorlar. Ve de Türklere baktım, Türklere de bakayım dedim. Türkler götünü başına oynatıyor. Kusura bakmayınız. Türkler götünü başına oynatıyor. İşte ben ustayım falan filan. Kardeşim, ustalığını ekmeğinde göstereceksin. Ne zaman ben senin ekmeğini yedim, muhteşem bir zevk aldım, o zaman zaten otomatikman döneceğim. Ustam ellerine sağlık diye. İşte Türklerde böyle bir tuhaflık var. Bir acayiplik var. Geçen yürüyüşe gittiğimde çekirdek kabuğu atılmış her tarafa. O zaman ilk yürüyüşümde koçumla oldu. Benim bir koçum var. Job coach, iş koçu diyor, deniliyor. Bu kadınla epeden beri konuşuyoruz. Kadınla yürüyorum ve baktım her taraftan da çekirdek kabuğu atmışlar etrafa. Atıyor ya. Koskoca yerde öyle bir pislik. Daha önce de Amsterdam'a gitmiştim iş görüşmesi için, iş ilanı için. Yine bir parktan geçtim. Her taraf çekirdek. Telefonumu keşke çekseydim, gösterseydim size. Ya bu nedir? Nedir? Nereye gidersek bir çekirdek kabuğuyla karşılaşıyoruz yani. Bu nedir? Bu nedir? It is just utandım, sinirlendim ve utandım yani. Job coach'umdan utandım. Yes. Türk bunlar. Türk Faslılar değil, şey değil. Türk bunlar. Vallahi açık konuşayım. Benim Türklerle olan sevgim hem nefret hem sevgi. Hem çok nefret ediyorum. Hem de çok seviyorum. O da var. Yani bir acayip, acayip bir duygu alemi sevgili arkadaşım. Ben de bilemiyorum yani. Şimdi düşün bir çiftlik bir arsam var. Çiftlik gibi bir şeyin. Şey yapacaksın. Kendini yetiştirmek istiyorsun. Ama önce polisle, jandarmayla, belediyeyle bunlarla bu böyle bir şey saçmalık olabilir mi? Çok saçmalık yani. Ha öyle. Dizayınız. Çekirdekli Türk izi ama yani mutluluk veren bir iz değil. Yani böyle benim işte kanatlarımı kabartabileceğim bir iş değil yani bu kabuklar. Sinirlendim. Ondan sonra kocam yanında ben rezil oldum. Rezil derken yani rezil de değil. Çok da onunla değil de yazık yani yazık. Biz Türkler başka kendimizi başka şekilde gösteremez miyiz yani? Bizim bu mu? Ekmeklerimize bakalım. Ekmeklerimiz de çok sıkıcı ekmekler. Biraz daha şenlendiremez miyiz ekmeklerimizi? Diyorum gidip amına koyayım boş ver fırınca ol fırın aç. Ha, o tandoori fırınları ondan sonra değişik ekmekler çıkaralım. Çünkü ekmek önemli. Burada sevgili Canan Karatay'da yani hiç kusura bakmasın. Bizim hayatımızda ekmek önemli efendim. Ben ekmeksiz yaşayamam bu kadar basit. Ben ekmeği seviyorum. Yaşayamam. Ekmeğin o kokusu, o tadı, o şeysi. Yani ben seviyorum ekmeği. Bunun başka şeklini yapamaz mıyız? Yapabiliriz.
Hiç değilse güzel bir süsleyelim. Hiç değilse aldığın zaman ekmek, aa ne kadar güzel diye bağrına bas. Şu anki Türkiye'deki ekmekler hiç öyle değiller yani bence. Yani. Kapılar demiştik, değil mi? Bir kapılara bakabilir miyiz? Öyle öyle Zafer'cim, yani cadde kenarlarına suşi, yani şimdi Zafer'cim şöyle bir olanağımız da var bak canımız. Bu pet şişelerin hepsi kenevirden yapılabilir sevgili kardeşim. Ha, hepsi. Hepsi o iğrenç şişeler var ya, plastik. Onların hepsi kenevirden yapılabilir sevgili kardeşim. Ha. Ama bak gör, şey, kenevir çiftçisi çıksın. Ondan sonra sana karşısına getir, ne getiriyor benim karşıma? Benim karşıma polis getiriyor, jandarma getiriyor. Ben onlara çalışmak zorunda mıyım kardeşim? Ne alakası var o insanlarla kenevirin? Kenevir masum bir bitki. Kenevire iftira attılar. Masum bir bitkidir bu. Çeşitleri vardır. İki çeşit diyelim. Birisi marihuana. Ondan ester üretilir ki bu endüstriyel kenevir değil ki zaten. Endüstriyel kenevirde THC, işte kafa bulan madde THC 0,000. Burada polise de gerek yok. Jandarmaya da gerek yok. Bu zaten bu tarla böyle. Acaba diyorum benim mi yanlışım var? Belki benim yanlışım var. Şimdi burada bir hanımefendi var. Çünkü o özellikle söylüyor canım. Özellikle diyor. Hıskidiniz nerede? Hayda. Ha burada. Ha diyor ki, dur, tuvalete gitmem lazım. Dur, tuvalete gitmem lazım. Sizi dinleyin. Evet. Evet, reklam arası. Ne diyorum ben? Merhaba Yasmin, iyi geceler canım, hoş geldin. Teşekkürler. C9'lar 9. Selamlar Studio Planar. Selamlar. Evet, orada kalmıştık sevgili Zafer Kurt. Yani bu pet şişelerin hepsi kenevirden yapılma olasılığı mevcut canım. Yani o kadar çok imkan var ki, o kadar çok alan var ki. Ama gel gör ki bizim memleketimiz sadece ve sadece 19 ilde müsaade ediyor. Ve bu müsaadeyle polisle, jandarmayla alakalı olmak durum. Bu çok mantıksız, gereksiz efendim. Çok mantıksız ve gereksiz. İşte benim de başıma hep böyle şeyler gelir. Bir şey hoşuma gider. Bir şey hoşuma gider. Ben onu çok isterim. Ama karşıma illa böyle bir tablo çıkarılıyor. Yani bizim çiftçilerinin polisle, jandarmayla ne gibi bir alakası olabilir efendim? Heh, biz burada esrar yapmıyoruz ki. Esrar değil bu. Cannabis sativa esrar değil. Cannabis sativa 4-5 metre olan muhteşem bir bitki. 50 bin ürünü geçik yapabileceğimiz bir şey bu. Altyapı, altyapı. Öyle muhteşem bir şey. Neden sevgili çiftçimizi saçma sapan işte polisle, jandarmayla neden uğraştırıyorlar ki, ben anlamıyorum. Neden Türkiye'mizde kaç il var? 80 mi? 82. Neden 82 ilde bunu yetiştirmek mi yasal değil?
Bu bitkide kimseye bir zararı yok ki. Alkole baktığımız zaman, sigaraya baktığımız zaman bunlar öldürücü ama kenevirin öldürücü bir hali yoktur. Esrar olsa bile öldürücü bir hali yoktur. Alkol, sigara, Red Bull'lar hatta kenevirden çok daha zararlılar insan bedeni üzerinde. E bunu bilmiyorlar mı bunlar ya? Bu nasıl bunu bilmiyorlar mı sevgili kardeşim ya? Ben de yeni bardaklar aldım arkadaşlar. Çay bardağı da aldım. Şey de aldım, bu da aldım. Hoşuma gidiyor önü. Şöyle altını bunu da aldım. Tutması da hafif. Aydın mı İlkim? Aydın. Ben şey aldım. Size göstereyim mi? Dur. Belki ışık az gelir ama size göstereyim. Ha, gel. Bak. Ana. Aydın nerede? Aydın, Aydın, Aydın. Ha burada. Bak. Aydın burası. Burası da sevgili güzel memleketimiz. Burası Yozgat. Yozgat arkadaşlar tam ortada bakın. Yozgat tam ortada. Bozkır. Burada kereviz yetiştirmek serbest. Ben burayı istiyorum ama Sakarya'da bugün çok güzel bir video izledim. Burası Sakarya. Bak. Görüyor musun? Sakarya burası. Sakarya'da her şeyi valla çok bu olayı bilen bir beyefendiyi dinledim bugün. Ha. Kayseri'de de var. Sivas'ta da var. Sivas neresi? Dur bakayım. Sivas, Sivas. Ha, Sivas. Sivas'ta da kenevir yetiştiriliyor. Buralarımızda da kenevir yetiştiriliyor. Kastamonu falan, Sinop. Sinop hele. Hele Sinop'ta bayağı yetiştiriliyor yani. Evet. Ha. Evet. Dur, şöyle göstereyim. Benim Türkiye'm. Türkiye'm, Türkiye'm, cennetim. Benim essiz milletim. Evet. Ama arkadaşlar lütfen yani bu gerçekten zor. Tamam seviyoruz. Gönlümüz yerinde falan filan ama bir sürü sorun çıkarılıyor Türkiye'de. Bu yıllardan beri var aslında bakarsanız. Bu var. Seçim yapmak gerekiyor yani. Seçim yapmak gerekiyor. Evet. Merhaba sonsuza doğru. Teşekkürler canım. Aydın'a selamlar olsun. Evet Aksaray'la tabii ki. Şimdi Zafer'cim tabii ki bir iki odalı ev ya da bir şey bulmak mümkün ama benim arzum o değil ki. Benim arzum kerevir yetiştirip bu insan her hanedana en azından bir kenevir ürünü girmesi lazım. Çünkü bu kenevir hem dünyamız için hem yaşayan varlıkları için çok muhteşem bir bitki. Senin dediğin şey olur işte güzel bağ bahçe tabii ki var ama bu çok şey olur personal, kişisel zevk olur.
Ben kişisel zevk peşinde değilim. İşte kişisel zevkim olsun da ben bunu hiç bilmedim zaten. Nasıl olduğunu da bilmiyorum. Kişisel zevk nasıl? Hiç öyle bir şey bilmiyorum ben. Belki de öğrenmem lazım. Kişisel zevk nedir? Yani bilmiyorum kardeşim. Vallahi gençler fırıncılık olayını, fırıncı ben görüyorum Özbeklerde hep gençler çalışıyorlar yani. Genç delikanlı çocuklar, ergenlikten çıkıp adamlığa geçen erkek kardeşlerimiz yani ben onu görüyorum Özbeklerde. Çalışıyorlar, bayağı çalışıyorlar. Ben şunu da bunu da belirtmek durumundayım. Her nedense Türk insanı o kadar çalışma meraklısı bir insan değil galiba. Bir taraftan şöyle bir şeyimiz var. Örneğin Hollanda'da böyle bir ünümüz var. Türkse mensen werken hard. Çalışan, çok çok iyi çalışan, hızlı çalışan, iyi çalışan insanlarız. Ama diğer taraftan da çalışmak da istemiyoruz. Bir tuhaf bir durum söz konusu yani. Buradaki sorarsan Türksemensi, Hollanda, Türk insanları muhteşem çalışırlar. Ben de öyleyim yani. Çalıştığım zaman muhteşem çalışırım. Son şey çalışırım. Kimse de benim hakkımda şikayette bulunamaz. Hayır, öyle muhteşem çalışırım. Türklerin çoğu böyle. Ama her nedense bazı yönlerde çalışmak mı istemiyorlar? Motivasyon eksikliği mi var? Sanırım motivasyon eksikliği var Türk insanında. Türk insanı belki de motivasyon istiyor yani motivasyon. Yoksa çalışıyorlar, biz çalışıyoruz. Ben de çalışıyorum, ben de Türk'üm. Benim babam da çalıştı. Kardeşlerim de çalıştı. Ablam da çalıştı. Hepimiz çalışıyoruz. Yani. Nasıl oluyor bu değil mi arkadaşlar? Neden kenevir peki Gülümcan Yıldız? Çünkü Gülümcan Yıldızcığım, kenevir öyle muhteşem ve mucizevi bir bitki ki her alanda ama düşündüğün her alanda bize sağlıklı bir şekilde sağlıklı bir şekilde destek olabilecek bir bitki. Gerek sağlık sektörü, gerek inşaat sektörü, gerek araba sektörü, gerek ne aklına ne gelirse kenevirden yapılması mümkün. Sağlıklı bir şekilde, sağlıklı olduğundan, sağlıklı derken toprak annemize zarar vermiyor, insanımıza zarar vermiyor. Kenevirle yapılan otkullar, evler var ya, radyasyonu engelleyen bir madde. Seni radyasyondan koruyor ve biliyorsun o kadar radyasyon altındayız şu anda. Kenevir koruyor. Bu sadece bir tanesi. Her aklına ne gelirse kenevir var ve seni koruyabilir. Öyle mucizevi bir bitki sevgili kardeşim. Yani mucizevi bitki ya. Ama bilinçli bir şekilde hapishanelere atıldı. Onu yapanlar bilinçli bir şekilde onu kötülediler. İşte esrarlı şudur budur diye. Evet. Gülümcan, başka bir bitki böyle bir güce sahip değil de ondan canım. Bu dünyada, dünya gezegenimizde böyle muhteşem bir güce her alanda ama her alanda böyle muhteşem bir güce sahip olan bitki kenevir. Ondan sonra bambu.
Bambu da çok muhteşem. Bambu da çok muhteşem. Ama kenevir onu geçiyor. Anlatabildim mi? Bitkisi aklına, hayaline ne geliyorsa kenevirden yapmak mümkün. Ve keneverden yaptığımız zaman doğayla iç içe. Doğaya zarar vermeden. İnsanlarla, hayvanlarla işbirliği halinde. Çünkü kenevir aynı zamanda hayvan yemi de olabilir. Aynı zamanda atların falan olduğu yerde şey var ya, o da olabilir. Kenevir her şey olabilir. Ben böyle bahsediyorum ki. Çünkü mucizevi bir bitki. Sevgili Mevla bu bitkiyi bu gezegene ve hatta bir yerlerde okudum. İsa bile, sevgili İsa kardeşimiz bile bunun hakkında konuşmuş. Kenevir zarar vermeden ortalığı toparlayabilen ve iş sahası ve sevgili arkadaşım iş sahası müthiş bir iş sahası. Şimdi hayır mikrop çocuk. Mikrop çocuk. Keneviri iyi tanıman lazım. Kenevirin bir bölümü endüstriyel diyoruz. Diğer kısmı indika. İndika esrar şeklindeki bitkidir. Yani kesiyorsun onun şeylerinden esrardır bu. Hapise atılmasına hiç gerek yok. Öncelikle. Çünkü burada muhteşem derin bir yanlışlık var. Hapis atacaksan içkiyi çıkaranları hapis atacaksın. Sigarayı çıkaranları hapis atacaksın. Hatta Red Bull'ları çıkaranları hapis atacaksın. Bu üç kitleden müthiş ölümler oluyor sevgili kardeşim. O kadar zararlılar ki müthiş ölüm oluyor. Ama zira ve lakin kenevir içmekten bugüne kadar hiç kimse ölmemiştir. Ben bugün yine bir sayfalara girdim. Kenevirin bilmem neyesinden. Ya kenevir bir ot. Ot. Bira bir ot değil. Rakı ot değil. Onların içine müthiş bir şeyler katıyorlar, zehirli bir takım. Gelelim tütüne, ya tütüne. Benim bu içtiğim tütünün içerisinde o kadar zehirli madde var ki. Zehirli madde ya, yazıyor burada bak. Ona okumakla da bitmiyor amına koyayım. O kadar zehirli madde var. Bunlar okey ama gel gör ki bu bir bitki, bir bitkidir. Marihuana bir bitki kardeşim, bitki. Bundan ölmezsin de hiçbir şey olmaz. Olamaz, olmak olamaz yani. Bitki çünkü. Neden sevgili keneviri bu şekilde soktular? İftira attılar. Lalüler, lubunyalar bunu çok iyi bilir, iftira atmayı. Kenevire de iftira atıldı. Kenevire iftira atıldı. Diyor ki işte böyle intihar edersin şöyle. Bunların hepsi yalan. Yalan. Yalan kardeşim. Kenevir bitkisi kimseye zarar veremez. Veremez çünkü tabiatında yok. Ha biraz fazla içtiğin zaman kenevir çöktün işte kusarsın. Kusma gelir bu kadar. Nasıl içtiğin zaman çok fazla içtiğin zaman kusuyorsun.
Kenevir de öyle. Çok fazla içtiğin zaman kusarsın. Aa, teşekkür ederim Tuğçe Deniz. Saçlarım yakışmış mı? Ay, uzatmak istiyordum arkadaşım da. Sonra dayanamadım. Anam dedim kestireyim. Ama bu hanımefendi kuaförüm bu kısımla bu kısım farklı. Ama olsun. Önemli değil. Değil mi Nala? İşte önemli değil. Oh. Şöyle çok iyi oluyor, çok hoşuma gidiyor. Oh. Ya arkadaşlar ya, of ya, ben ne yapacağım ya, of ya, amına koyayım ya. Ya öyle. Ne zaman bir şey hoşuma gidiyor, yapıyorum. Karşıma ille böyle bir senaryo çıkıyor. Evet. Ben diplomamı aldım ya, şey, Lhasa Türkçesine ya. Demir işlemi yapıyorum böyle, çakmadan işlemleri. Ha, oraya gittim. Bir erkek. Bir erkeklerle uğraş bu sefer. Bazen çok yoruluyorum, ben de yoruluyorum ya kardeşim. Allah'ım ya Rabbim, ne olur bana bir kolay yol göster ya. Bana bir kolay yol göster ya. Ben polislerle, jandarmalarla ben ne yaparım ya Rabbi? Ben nasıl yaparım ya Rabbi? Bana bir güzel yol göster ya Rabbi ya. Aa, biliyorum. Öf, bende de öyle bir şey var ki. Bir aracı olma durumu var bende de. Benim numaram 3. Aracı olma gibi durumlar. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Bu sevgiye, arzuya bağlı arkadaşlar yani. Ben Hollanda'da yaşayan bir insanım. İstediğim yere gidebilirim. İstediğim yere gidebilirim. İstediğim yere. Ben Türkiye'yi istiyorum. Türk insanı da çok seviyorum. Ama Türk insanı bazı konularda çok aptalcalar. Çok böyle pohpohlanmayı seven, ne bileyim, aşağılık kompleksi olan insanlar yani. Bundan çıkmamız lazım. Bundan çıkmamız lazım. Dedim ya. Özbek ekmeklerine baktım. Saatler boyu izledim. Japon ekmeklerine baktım. Saatler boyu izledim. Bir tane video izledim. Türklerin. Bu ne yapalım? Bu şey mi yani? Evet. Dur bir bakalım. Ay, çok yazılanlar var. Merhabalar. Bedo Star, merhaba canım.
Bilmiyorum valla. İsa kardeş mi? İsa kardeş. Sevgili İsa. Jesus of Nazareth. İsa kardeş o. Bu dünyaya en büyük damgayı vuran İsa kardeşimizdir. Jesus. Jesus. En büyük damgayı vuran İsa'dır. Muhammed değildir, İsa'dır. Öyle bir vatandaş. Bana mı diyorsun haddini bil diye? İyi haddimi bileyim canım. Tamam haddimi bileyim. Evet sevgili küründen madiden. Evet bu da benim dikkatimi çekiyor. Bu Koreyalıların yemeklerinde müthiş şeker var. Şeylerde yok. Özbeklerde görmedim. Ama bu Japonlarda ve Kore'ye olan hepsinin içinde şeker var. Evet, ben şekeri sevmiyorum. Ben şekeri yemeğimde asla istemeyen bir insanım. Evet. Çok şeker kullanıyorlar. Çok. Evet. Evet aynen canım. Aynen köründen madiden. Aynen öyle şeker kullanıyorlar. Kenevir içiyor muyum? İçebilirim, içmeyebilirim. Ben Hollanda'da da yaşıyorum. İçebilirim, içmeyebilirim. Sen dua et ben kokain, met, zart surt falan içmiyorum. Bunlar problem canım. Türkiye'mizde gerçekten bunlar çok problem. İnsanlar ağır uyuşturucu kullanıyorlar. Çok kullanıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Met de şey. Ben bunların videolarını izliyorum. Çok video izleyen bir insan olduğum için. Ay, affedersiniz. Yani. Onlara bak. Bir esrar, bir Mary Jane almakla sen bir meti asla ve de asla kenevirle kıyaslayamazsın. Kenevir bitkisiyle kıyaslayamazsın. Met tamamıyla öldürücü, bağımlılık yapıcı, acayip bir bitki değil o. İnsanların tasarladığı bir şeyler. Oysa ki kanabis, indica, marijuana bu bir bitkidir. Bundan asla ve de asla metten görüldüğü zarar görülemez. Zarar göremezsin ondan. İçtiğin zaman ne olur? Canın tatlı mı istiyor? Bütün evdeki tatlıları yersin. Canın tuzlu mu istiyor? Bütün evdeki tuzluları yersin. Ama met hiç öyle bir şey değil. Kokain hiç öyle bir şey değil. Heroin hiç öyle bir şey değil. Bütün bu ağır uyuşturucuları asla ve asla kenevirle yan yana tutamayız efendim. Kenevir bir bitkidir. Bir bitki. Oturursun. Aa bitki mi var? Ha içelim hep beraber. İçtim bitti. Bu kadar. Burada muhteşem bir yanlış var. Derin yanlış var. Evet, marijuana aynı zamanda ilaçtır. Bu şey insanları var ya MS kol, bu insanların kolları ayakları tutmuyor arkadaşlar. Böyle. Ama ne zaman marijuana esrar içtiği zaman kendine geliyor. Esrar marijuana iyileştirici bir ilaçtır. Kokain, heroin, met bunlar zararlıdır. Asla ve asla iyileştirici değildir. Ama marijuana iyileştiricidir. Ve bu konuda bir hayli fazla örnek
mevcuttur. Okey? Yok, komik bir şey söylemedin köründen madiden. Gayet güzel. Bizleri bilgilendiriyorsun. Paylaşımının içinde çok teşekkürler canım. Ay, kuaför. Bana da kuaför geldi. Bilmiyorum canım. Şu kuaförüm kürüden madiden bir de sen bak canım. Burası hoş bak. Burası böyle. Burasına bayağı almış. Burasına çok az almış. Yani benim kuaförde şey yapmadı. Bir de orada çalıştı kızcağız. Dardı. Göbeği de falan var. Ay, benim de kuaförüm böyle oldu. Efendim. Ha, burayı hiç iyi yapmamış. Bakıyorum böyle. Ana. Burayı iyice kesmiş. Burayı hiç kesmiş yapmış. Bilemiyorum. Saçımdan memnunum. Yaşasın. Hip hip hooray our kuaförler. Ay dur şunu biraz devam ettireyim de şey olayım. Yo, bu şarkıyı ben sevmedim ayol. Bu şarkıyı hiç sevmedim. Bak, bir sene önce büyük umutlarla ekilen keneviler üreticinin elinde kaldı. Bak. Evet. Şimdi bak. Böyle de bir durum söz konusu sevgili arkadaşım. Ne diyor? Büyük umutlarla ekilen keneviler üreticinin elinde kaldı. Evet, bir sene önce İhlas Haber'den. Evet. Çünkü öyle de bir durum var yani. Sen keneviri üretiyorsun. Ne yapmak istiyorsan yapıyorsun ama alıcı pazar bulmak gerekiyor. Marketing yani marketing olması gerekiyor. Evet, marketing olması gerekiyor. Tarz mı olmuş? Evet, Soundflowers. Ben Türkiye'den çok beklentilerim olabiliyor canım. Doğrusun. Çok fazla beklentim olmasın Türkiye'de. Evet. Beklentilerimi en aza indirmem gerekiyor dediğin gibi. Evet, evet canım. Yallahsın. Evet ben kaynakçıyım. Ha evet ben kaynakçıyım yani aynı zamanda. Benim diplomam var efendim. Ben kaynakçıyım. Kaynak yapabilirim yani. Evet, Sunflowers kaynakçıyım ben. Ya yaparım yani. Evet. Şöyle kollarımızı iyi kapatacağız. Ondan sonra kaynağımızı yapacağız yani. Yaparım. Diplomam var. Üstelik diplomam var bu konuda. Hayatım. Şu biranın rengi çok güzel değil mi? Yani bu şey rengi arkadaşlar. Cinnamon. Cinnamon hangi Türkçesi neydi cinnamon'ın? Cinnamon. Aa, aklıma gelmedi dur. Cinnamon Türkçe bir bakayım. Çok seviyorum cinnamon. Kahveme de katıyorum. Cinnamon. Cinnamon. Türkçe neydi ya? Aa, Türkler de kullanıyor hayatım bunu. Türkler de çok kullanıyor. Tamam, kanel, alright. Hani,
Ha, tarçın. Tarçın, evet. Tarçın renginde. Tarçını ben çok seviyorum. Tarçın rengini çok seviyorum arkadaşlar. Ay. Ha, ben veda ettim biliyor musunuz? Bu çalıştığım yer vardı yani. Ay, veda ettim ben oradan. Ben hediye aldım oradan. Dur, size göstereyim hediyemi. Göstereyim mi, göstereyim? Ay. Dur. Evet. Hani ben çalışıyordum ya. Videoları falan da gördünüz. Çalışıyordum orada. Oradan ayrıldım artık. Yeter diye düşündüm. Bir takım kişisel sebeplerden dolayı falan diyeyim. Önemli olan değil, o değil. Bu kartım. Bak, tilki bunlar. Arabanın içinde tilki. Ondan sonra çok güzel bir yazı var arkasında. Ve de of. Ben neyde de çalıştım biliyor musunuz? Bu kitapların hepsinin üzerinde böyle bir şey var. Fiyat şeysi kağıdı var ya. Onları ben tek tek çıkardım. Aha. Onca kitabı ben tek tek o yazıları yavaş yavaş çıkardım. Ve bu kitap elime geldiğinde bayağı bir konuşmuştum. Demiştim, ay, ne kadar güzel bir kitap falan filan. The Elfin Elfin. Şimdi bunun içinde, bakın, burası bir puzzle. Önce hikaye var, ondan sonra puzzle. Evet. Yani çocuğuma verebileceğim çok güzel. The Koninklijke Juweliers. Hollandaca tabii ki. Flemenkçe. Hollandaca diyelim. Evet, yani o kadar güzel ki. Ben bunu çok, bu kitabı çok sevmiştim. Çalıştığım kadın da bunu demek ki hatırlamış. Bana bu kitabı hediye etti. Evet. Nieuwe Vriendje. Yani. Evet. Biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz, bilmiyorum. Ben sosyal pedagoji okumuş bir insanım. Yani pedagoji çocukları severim yani. Çocuk gibi olmayı da severim. Onlarla da çok iyi anlaşırım. Aslına bakarsınız. Evet. Ha, öyle hediyeler aldım ben. Şey diye. Tarçın. Tarçını kullanıyor musunuz arkadaşlar? Tarçını kullanın yani. Tarçın gerçekten, ben kahveme dahi tarçın atıyorum. Tarçını her yerde kullanmaya çalışıyorum. Bir de şey var, bu siyah. Sevgili Muhammed Peygamber'in sevdiği bir olay var ya, bu ismini getiremedim. Onu da kullanalım. Yani kullanalım. O kişiye çok harika bir şey. Evet. O zaman son kez izleyişinsin Bilgiver. Hoşça kal. Elveda. Kendine iyi bak canım. 'Vallahi bilmiyorum Zafer Mut. Yok. Bu işi yapanlar var yani. Bu işi yapanlar var. Kenevere yetiştirenler var. Yapanlar var. Onlar yaptığına göre benim de yapabilmem. Bilmem gerekir yani. Ben öyle düşünüyorum.
Ben kenevirden vazgeçemem. Vazgeçmem. Ha, Türkiye'de istiyorum. Türkiye'de problem çok çıkarsa başka memlekete kaçar mıyım? Hayır, bu da olmaz. Şeylik yapma bana. Değil mi? Sen vatanında istiyorsan orada yapacaksın. Güzel kardeşim. Ha, istemediğin durumlar söz konusu olursa onu da kendi içimde halletmek zorundayım. Başka çarem yok. Başka çarem yok. Ben kendi içimde bütün bu olayları halletmek zorundayım efendim. Zorundayım. Yapar mıyım bunu? Yapabilir miyim bunu? Yapabilirim. Çünkü hedefim nedir? Benim aklımda hedefim var. Hedefim nedir? Kenevir yetiştirmek. Hedefim nedir? Bu. Benim karşıma bir polis, bir jandarma çıkar mı böyle? Çıkabilir. Ona göre davranacaksın. Gülnur Hanımcığım, kendi kişisel pazartesi. Hayır, bunu söyle. Bu konu söz konusu değil. Sen orada o vatandaşla. Evet, I need to. Nedir bu? Bunun ismi. Bunun ismi communication, sevgili arkadaşım. Communication, iletişim, iletişim halinde olmak durumundayız. Muhteşem bir iletişimle geçtiğimiz zaman acayip güzel şeyler olur. Ama o iletişime geçmek zorundayız. Ve ben iletişimciyim efendim. Ben muhteşem bir iletişimciyim. Evet. Bir gurbet çocuğu olaraktan bana bu öğretildi. Ben bunu öğrendim. İletişimciyim. Yeter ki hedefimiz bir olsun. Hedefimizin bir olması gerekiyor. Hedef keneviri yetiştirmek. Kenevirin en muhteşem hallerini, en güzel hallerini sevgili halkımızla paylaşmak. Evet, ve bu konuda ben şu anda böyle gözüküyor. Camlar, duvarlar falan böyle gözüküyor. Ama burası sabit değil. Benim bu yaşadığım ortam sabit değil. Ay kendime geliyorum gene. Ay gene enerjiler alıyorum ben efendim. Anlıyorum, anlıyorum Zafer. Ne diyor Zafer kardeş? Diyor ki benim fırsatım olsun. Almanya'ya da Hollanda'ya geleceğim tabii ki. Türkiye'de her şey zor, zor. Ben kolay demiyorum sevgili arkadaşım, evet. Ben kolay demiyorum asla. Ama sen burada şey konuşuyorsun Zafer. Sadece kendi sistemini konuşuyoruz. Senin sistemin, ailen bu kadar. Ama benim burada bahsettiğim büyük. Düşünsene büyük. Türkiye'm, Türkiye'm cennetim. Türkiye'mizde olacak şeyler bunlar. Ya bir numara Zafer, istemiyor musun sen?
Türk olarak bir de bir numara olalım ya. Sışım götbaş olmayalım. Bir numara olalım ya, bir numara olalım. Olamaz mıyız? Bizim bir numaralı olabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok mu? Ekmek diyemeyeceğim çünkü ekmek çok, yani gördüm. Bizim bir numaralı olabileceğimiz bir şeyimiz yok mu ya? Bir numaralı. Bir. This is from Turkey. From Turkey. Böyle bir şeyimiz olamaz mı bizim ya? Olabilmeli. Neden olabilmeli? Çünkü toprak var. Her bir şey var. Her bir şey var. Bir numara olalım ya. Merhaba Emel'cim, merhaba canım. Evet şeker. Amerika'da acayip şeker var küründen maniden. Yes, it's unbelievable how much sugar they use. Evet. Sakın. Bir Amerika'da küründen madde sen böyle ufak bu bardak değil. Bu bardağın bu kadarını var. Yani bir cips bu kadar değil. Cips bu kadar. Yani XXX large 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 var Amerika'da. Evet. Evet. Vallahi bilmiyorum sevgili Santa Claus kimi karıştırdım ama biraz önce Japon mutfağını izledim. Japon dediler. Karıştırmış da olabilirim. Ama Asyalılar, bunu söyleyeyim canım sana. Asyalılar ekmeklerine, yemeklerine, her şeylerine şeker katıyorlar. Şeker katıyorlar. Yani ben bunu görüyorum. Videolardan görüyorum yani. Aa merhaba İknurcuğum, merhaba canım, teşekkürler. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Yo ablacığım ben bir şey, Tuğçe'cim ben bir şey yanlış anlamak da istemiyorum, uğraşmak da istemiyorum. Ne sorduysan sormuşumdur. Herkes her şeyi sorabilir. Olduğumuz gibi olmamız ne mümkün? Yani çünkü hepimiz birer bir tablo oynuyoruz, birer rol oynuyoruz. Ben de oynuyorum bu rolü. İşte hep işte ne bileyim çok böyle neşeli, zart surt bir vatandaş gibi. Yo öyle de her zaman değil yani. Bugün böyle. Bugün bayağı bir düşünceliyim çünkü ya ben Türkiye'de şey yapar gene yetişmek istesem ne olacak, ben polisle jandarmayla mı yapacağım? Oh my god. Ben bunu nasıl yapacağım bunu? Ben bunu nasıl yapacağım kardeş? Bacım ben bunu nasıl yapacağım? Ama yapmak durumundayım. Onu halletmek durumundayım kendimi de. Yani boş ver, takma o kadar da. O kadar önemli değil sevgili arkadaşlar. Ay sen bunu benim hakkımda söylemişsin. Söylesin börek. Sen bunu söyledin. Aman eşek siksin. Söylesin börek yani. Börek. Ne yapalım? İnsanlar konuşabilirler, düşünebilirler. Benimle alakası olmayabilir yani. Benimle alakası yok. Benimle bir alakası yok. Ben kimseye hesap vermek zorunda da değilim. Kimseye açıklama yapmak zorunda da değilim. Değilim ki. Öyle bir zorunluluğum var mı? Ha. Bugün neyi keşfettim? Size keşfimden bahsedeyim. İşte
Ben illa bir insana iyilik, bir şeyler yapacağım ki o beni sevsin. Hayır. Hayır. Onu da gördüm bugün. Evet. Selam. Hello, Blue Oceans. Hello, how are you, my love? How are you doing at the place you are? Thank you. Good evening. Avokadolu tabak yapmadım ben. Ben şey yaptım. Şeyle. Ay bunun ismi ne? Ay getiremedim. Salatalık. Salatalık. Bugün tabak aldım. Arkadaşa göstereyim mi size? Evet. Bugün tabak aldım. Bu tabağı aldım kendime. Orange. Orange. İkinci çakra. İkinci çakra. Cinsellikle de alakalıdır. Güçle de alakalıdır. Ben bu tabağı aldım bugün. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Bakayım. Yani yemek yapayım da üstüne koyayım bir şeyler. Çekim yasası devamı tabii ki sevgili Zafer. Çekim yasasının haricinde love assumption var. Love assumption daha kudretli. Daha kudretli. Şöyle ki love assumption ne demek? Olmuş gibi yaşıyorsun yani. Olmuş gibi yaşıyorsun yani. Ama bu konuda ödevini iyi yapacaksın Zafer. Yani burada efendim onam affirmation denildiği zaman sen gelip burada bana affirmation ne diye sormayacaksın. Bu olmaz. Gidip araştıracaksın. Affirmation onam nedir? Heh, ondan sonra bunu uygulamaya geçirdikten sonra gelip soracaksın yani. Öyle yani. Of course, çekim yasası ben istesem de istemesem de şu anda olmakta. Nasıl olmakta efendim? Benim düşüncem ve duygularım şu anda neyse onu yaratıyorum yani. Bu olay bu. Çok basit. Aslında çok basit. Ama bizler hele hele 50'sine varmış insanlar. Öyle diyeceğim. Bizler daha bir ağır daha ağır demeyeyim de daha bir yoğunlukla bazı şeyleri uygulamaya geçirmemiz gerekiyor efendim. Evet. Tarçın renk. Evet. Evet. Blue Oceans. Bende tarçın çok vardır. Ben tarçını çok seviyorum. Bakınız. Ay. Amına koyayım. Ay. Bak bu tarçın. Bu ben ısmarladım bunu. Pencerelerimi, her şeyimi koyuyorum. Bir de ezdim. Özel makine aldım ezmek için. Kahvemin içine de atıyorum.
Tarçını çok seviyorum. Tarçın bir acayip. Tarçının araba rengi de çok güzel. Çok bayılıyorum. Yok canım, karanfil değil. Bak şimdi aradaki farkı ben sana göstereyim. Şimdi hayatım, karanfil, bak karanfil bu canım, ha? Karanfil bu, karanfil böyle tek bir şeydir, çaya her şeye konulabilir, yemeklere, Araplar yemeklere falan da konuyor, Türklerde de var aslında, Türklerde de yemeklere konuluyor. Ben sabahleyin örneğin ağzıma atarım bir tane. Çünkü sağlıklı bir şey yani. Bu karanfil. Okey? Bu karanfil. Bu tarçın. Bu tarçının şey hali. Odun hali. Öbür halini de göstereyim. Bu da tarçının ezilmiş hali. Tamam, benim burada makinem var. Özel aldım. Bu Jamaikan tarçını, onları aldım. Onları eziyorum. Buraya yapıyorum ve kahveme falan da atıyorum. Kahvemi çok seviyorum. Okey. Bu da tarçının bu hali yani. Şimdi bu Arap yemeklerine falan baktığım zaman onlar tarçını, ondan sonracıma ismi neydi ya, karanfili çok kullanıyorlar yani. Evet. He 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 eme, botoks yaptırdım yavrum. Ay, botoks yaptırdım mı diyor. Yok gülüm, ben botoks yaptırmam. Ah yok, biraz zor. Ama tabii asla asla dememek lazım. Ben asla hiçbir şeye asla demek istemiyorum. Ama şu anda botoksum yok yani. Merhaba Caroline, merhaba. Çörek otu, evet. Ya Caroline. Evet Caroline, evet ben güçlüyüm de bazen bu güçlülük, güçlü olma durumu beni çok yoruyor Caroline. Evet güçlüyüm. Güçlü olmakta bir fiyat bedeli var yani. Güçlü olmak olduğu zaman hep yalnız olmak zorundasın Karolin ya. Ne yapalım? Kader. 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 Sevgili. Kader. Kader. Ay şey. Enişten, benim burcum aslan. Aslan benim burcum. Aslanım ben. Dün doğum günümdü. Aslanım bebişim. Hurrah!
Aslandır benim burcum. Evet, tabii ki ben bugün biraz aşkım, güzel kardeşim. Sonsuza doğru. Ben şimdi Türkiye'ye gideceğim. Arazi bulacağım, her şeyi bulacağım. Ben polisle, jandarmayla çalışmak zorundayım. Bu benim için çok ağır bir şey yani. Ben bunu sindirmek durumundayım. Ben bunu sindirmek durumundayım sevgili kardeşim. Türkiye'de ben kenevir yetiştirmek istiyor isem bu şahıslarla, bu kurumlarla ha diyebilirim. Siktir et amına koyayım Türkiye'yi. Gidiyorum ben Tayland'a. Böyle bir imkanım da var. Boş ver, kalıyorum Hollanda'da, Hollanda'da bakıyorum ben. Çok şey var. Ha. Evet. Yani bunun şeyliği içerisindeyim canım bir tanem. Şerefe Gündür ablam. Tabii ki ablacığım Şerefe. Sunflowers. Belçikalı güzel. Belçikalı güzel. Evet efendim. Oh. Ne seksi kız. Ne diyorsun sen? Bugün ne diyor ya? Ne var seksi? Ne seks olacak kardeşim. Aa, arkadaşlar geriden geliyorum. Galiba. Konu nedir? Şükrancığım. Canım. Konu kenevir canım. Vatanımızda dünyaya iyilik saçan halka, hayvanlara, her şeye iyilik saçan bu bitkinin muhteşemliğinden bahsediyorum. Ama aynı zamanda bu bitkiyi yetiştirmek isteyen insanlara da zıkkım bir sürü kural ve kaide getiriyorlar. Yok jandarması, yok polisi, yok yani çok mantıksız gibi şeyler. Konumuz bu canım. Konumuz kenevir. Ah evet herkes. Zümrüt Cansel. Zümrüt Cansel anne, sen de mi geldin kız? Yoksa çok mu geç kaldım ben? Sonradan geliyorum herhalde. Zümrütçüm keyfin nasıl? Sen niye o evini ev sahibine tamir ettirmiyorsun? Güzel kardeşim niye öyle? Benim burada evimde bir şey olsa ben ev sahibini çağırırım. Onlar tamir etmek zorundalar yani. Seninkini de öyle eğer akıntı varsa tamir etmek zorundalar. Sevgili Zümrüt Hanımcığım. Evet, Gündür abla bu yıl Sibel ablanın vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum sevgili Sunflowers. Sibel abla bilmiyorum canım. Ben bilmiyorum. Ben şu anda bakarsan hiçbir şey bilmiyorum Sunflowers. I really don't know anything right now. Evet, öyle bir şey ki yani hiçbir kimliğim, hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Nasıl, nedir, nasıl olacak? Aa, sona gelmişiz herhalde. Ha, dur bakayım.
Bir dakika, İknur Kurt'la Melek Kurt bir şeyler konuşuyor. Ne konuşuyorsunuz benim yayınımda canım? Ha, benim yayınımda ne konuşuyorsunuz? Burası benim yayınım. Ne konuşuyorsunuz benim yayınımda? Ben de bilebilir miyim? Ha, burada yazıyordur bakın. İknur Kutlu canım, benim belli mi olur? İnşallah yolun düşer. Her zaman kapımız açık. Ama doğada yaşamayı seviyorsan süper. Çünkü yayladan merkeze dolmuş yok. Ailecek bekleriz. Bu çok güzel bir şey. Sevgili Melek Kurt Hanım, İknur Kurt Hanım'la bir komünikasyon halindeler. Ve gel diyor. Gel. İknur. Melek sana gel diyor. He. Sen Meleğin yanına git bence. Gel diyor. Ay, çok mutlu oldum. He, iyi de. Tamam, okey, git. Git. Melek'in yanına git. Ben siz anlaşırsınız Melek. İknur. Gerçekten anlaşırsınız. Yani öpeyden beri görüşüyoruz ya böyle ben de falan. Siz anlaşırsınız yani. Al gene kal. Gene. İnanınız bu şeyi hiç sevmiyorum. Fuck you. Fuck you amına koyayım. Evet, böyle itfaiye böyle şey yapıyor. Ortada hiçbir şey yok. Ben biliyorum. Her seferinde böyle yapıyor. Bu insanlar farklı insan tipleri. Polisler farklı insanları. Bunlar amına koyayım benim sabahleyin gelmişler benim yeme. Sabahın 7'sinde 15 insan dışarıda çıkmış şey yapıyorlar. Muhabbet ediyorlar ya. Muhabbet ediyorlar ya. Heh, ondan sonra ulan terbiyesiz vatandaş. Burası bir aile yeri. Burada her tarafta insanlar uyuyor. Sen niye sabah 7'sinde böyle konuşuyorsun? Terbiyesiz, saygısız, düşüncesiz insan. Düşüncesizler. İtfaiye de düşüncesiz. Şey diyor, hepsi düşüncesiz. Ben bunu yaşadım. Ben bunu yaşadım kardeşim. Amcık. Sabahın 7'sinde 15-20 insan toplanmış dışarıya. Lay lay lom, lay lay lom. Ha 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 ha. Ulan yavaş. Bu sabahın 7'si insanlar uyuyor. Bu kadar saygısız bir itfaiye ve de polis. Ben nasıl yapacağım bunu? Nasıl yapacağım ya Rabbi? Ben nasıl yapacağım ya Rabbi? Sen niye bana bunu karşıma çıkardın ya? Yani. Şu. Bunu eksik etmeyin ha. Bunun ismi neydi? İsmi ne bilmiyorum. İsmi ne bilmiyorum. Göstereyim de. Şu. Bu. Bunu sakın eksik etmeyiniz hiçbir yerinizde. Hiçbir yerinizde. Evet.
Biraz daha devam edelim. Evet, bunlar aralarında konuşuyorlar. Konu nedir mi? Konu nedir? Sayın Şükran Doğan, konu nedir? Siz söyleyiniz efendim. Evet. Vallahi bakacağız Sunflowers 77. Bakacağız. Bu sene gidebilecek miyim? Gidecek miyim? Sibel'in yanına. Buna bakacağız canım. Bakmak gerekiyor. Evet. Bilmem. Ne olmuş Melek Kurt? Sen söyle bakalım. Bugün Nura ne olmuş bu akşam diyorsun. Melek Kurt 61-61. Söyle bakalım ne olmuş bana. Ha? Cheers. Söyle bakalım ne olmuş bana. Tuvalete gideyim de. Tuvalete gitmem lazım. Ah, geliyorum. Aa, bu niye çalışmadı? Ha. Ne güzel Ferzan. Günür abla benim evimden. Karanfil, tarçın, zencefil, limon, bal ve sarımsak hiç eksik olmaz. Ya bunlar muhteşem şeyler sevgili Fersan. Gerçekten yani acayip güç veren şeyler. Ya önce bir şöyle bir bakalım yani kendimize bakalım. Ben de bakayım. Siz de bakın. Beraber. Benim konum belki takip ediyorsanız Kenevir'dir. Şimdi Kenevir'de çok imkanlar var. So much possibilities. So much opportunities. Ama benim gördüğüm kadarıyla bazı şeylerden geçmek durumundayım. Olabilir, olabilir. No problem. Geçeceğiz elbette. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle kalmayacak. Böyle diyelim. Elbet bir gün. Kimden dinleyelim? Zeki İmren'den mi dinleyelim? O size soruyorum efendim. Zeki İmren'den mi dinleyelim yoksa Müzeyyen Senar'dan mı dinleyelim? Hadi. Hadi bana yazın bakayım. Hangisi yapalım? Oh, bir dakika. Bir dakika, burada bir yazı var. Dur bakayım, burada bir yazı var. Melek Kurt Hanım'dan bir yazı var. Bir dakika. Evet.
Sorduğun soruya cevap, dur bakayım ya. Sorduğun soruya cevap vermek isterdim. Ama bu akşam agresifsin. Ve zannedersem bizi tanıyamadın. Alaycı tavır takınıyorsun. İyi bir şey de söylesek kızıyorsun. Şimdi. Vallahi bir düşünmem lazım. Arkadaşım yani. Bilek. Agresif olduğumu söylüyorsun. Ama nereden bildin? Elbet bir gün şarkı. Ay. Şimdi bana şöyle bir olay yazıldı arkadaşlar. Bunu okumak durumundayım elbet. Oh. Ay 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 ay. Bayağı bir şey hissediyorum. Sorduğum soruya cevap vermek isterdim ama bu akşam agresifsin. Ve zannedersem bizi tanıyamadın. Alaycı tavır takınıyorsun. İyi bir şey söylesek kızıyorsun. Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum diyeceğim bu konuda. Sayın Melek Kurt. Bir şey diyemeyeceğim. Okey. Hello. Merhabalar. Bestamiler. Maşa Zeki Müren. Ay Zeki Müren. Ay canım benim. Ay seni nasıl... Hadi gel Zeki Müren'i dinleyelim. Elbette. Ya bir dakika ya. Burada bir yanlışım var canım. Ben sana asla küfür etmedim. Senin şahsına asla küfür etmedim. Etmem de. Hayır. Burada bir yanlışım var canım. Lütfen bu olayı kendinde bir araştır. Ben sana küfür etmedim.
samimiyetsizsin demiş olabilirim. Ama bu küfür değildir. Bu düşüncedir. Ha, ben agresif olduğum için. Sen beni agresif yapıyorsun. Yok, ben agresif bir insan değilim canım. Şu anda agresifliğimi görüyor musun? Ben agresif bir insan değilim. Lütfen beni o kategoriye koyma. Melek, kurt, Karadeniz. Koyma beni oraya. Evet. Sana küfür de etmedim. Ben burada insanlara küfür ettiğimi hiç hatırlamıyorum. Hayır. İnsanlara ben küfür etmem ki. Ne edeceğim? Sevmiyorum küfürü o şekilde. Tek küfür ettiğim insan Sibel Baysal'dır. Ha, Sibel Baysal'a küfür etmişimdir. Evet, hem de en adi küfürleri etmişimdir Sibel Baysal'a. Ama sana asla ve asla ben küfür etmedim. Burada bir yanlışınız var Sayın Melek Kurt Hanımcığım. Burada bir yanlışınız var. Yok. Kırıcı. Kırıcı. Niye kırıcıyım? Niye seni kırdım? Ona bakalım o zaman. Bir bakalım yani. Ben kırıcı mıyım yoksa sen alıngan mısın? Ona, o konuya da bakabiliriz yani. Lütfen benim üzerime atmayınız bir takım kişisel olaylarınızı. Hı? Bir sürü burada bana bir şey yazıyorsun. Bak. Hı. İstersen takibi bırak. İstersen bırakma. Benim için çok önemli değil. Senin beni takip etmen Canikom benim için çok da önemli değil yani. İstersen takip edersin, istersen etmezsin. Hepimiz bu konuda özgürüz. Ben günlük hoş bak bakıyorum yani. Bana bir şey vermiyor. Sana bir şey verebiliyorsam takibimde kalırsın. Veremiyorsam takipten çıkarsın. Bu olay böyle yani. Ben sana senin beni takip etmenden dolayı herhangi bir minnettarlık hissetmek zorunda değilim. İşte beni takip ediyorsun da herhangi bir şekle bürünmek zorunda değilim. Takip ediyorsan beni takip ediyorsun. Ben Rabbimin bir kuluyum. Her türlü halim mevcut. Melek değilim. Bazen güzel konuşabiliyorum. Bazen belki de sapıtıyorum. Bilmiyorum yani. Burası öyle bir yer. Beni takipten bırakabilirsin. Benim senin takibine ihtiyacım yok. Benim kimsenin takibine ihtiyacım yok. Bir kişi olabilir, 100 kişi olabilir, 100 bin kişi, 100 milyon kişi olabilir. Bilemem ben. Beni takibin o kadar da benim için önemli değil. Çünkü ben burada neden konuşuyorum? Beni takip edilsin diye değil. Bir takım bir bilgi vermeye çalışıyorum ben burada. Ünlü olmak için burada değilim ben. Bir şeyler, bir faydalı bilgiler vermek için buradayım. Yoksa beni takip et. Ben ünlü olayım için değil yani bu. I don't care. I don't care. Evet. Yani Melek Kurt, o zaman beni takipten çık. Bak burada yine bir hikaye yazıyorsun. Çık takipten. Bunları yazmana gerek kalmaz ya.
Çık beni takipten güzelim. Çık beni takipten. Heh, burada ne diyor? Seni iki yıldır tanıyoruz. Pandemide bilgine, ilmine beğendiğimiz için de takibi bırakmadık. Bu senin kişisel görüşün. Bunu da bil yani. Çoğul konuşuyorsun da bu senin kişisel görüşün. Evet. Ama sen agresif olduğun gibi kırıcısın. Geçenlerde olayda olmadığım halde bana bir sürü küfür ettin. Yok, ben sana küfür etmedim. Burada bir yanlışım var. Ben sana küfür etmedim. Ve sen olayları kişiselleştiriyorsun. Kişiselleştirme canım. Kişiselleştirme. Tamam? Bence öyle. Ben kişiselleştirmiyorum. Uğraşamam da yani. Evet. Tabii ki İlknur'cum ya, anladım konuyu, anladım o aranızdaki konuşmayı. Bence sen git güzel bacım. Bence sen git. Sen git o güzel kardeşimizi ziyaret edin. He? İlknur, sen git Melek Hanım'ı ziyaret et. Bence çok güzel şeyler olabilir. İnan çok harika şey olabilir. Ama gidip onu ziyaret et. Sana gitmen lazım İknur. İknur. Sevgili İknur. Hemşerim. Güzel hemşerim. Senin gitmen gerekiyor. Tamam. O kardeşimize, Karadeniz'e senin gitmen gerekiyor. Haydi bakalım. İnşallah gidersin. İnşallah bu davetiyeyi kabul eder ve gidersin. Evet. Ben gidemem. Ben sonra gidelim. Sen gidebilirsin ama. Git. Git kız. Ya evet Zizayınız, ben küfreden bir insan değilim ki öyle. Yani kolay kolay da küfreden bir insan değilim yani. Orada bir yanlışlık var. Ha, ne yapalım? Evet. Dur bakalım. Ne diyor sevgili arkadaşlarımız? Ha, tabii ki yetersin sevgili ablacığımız. Behçet. Tabii ki takipte yetersin. Ha, tabii ki. Ama bizler bir şeyler yapalım. Evet diyorum, moralim yerinde. Daha sakinim, evet. Evet bugün sevgili Bestami Bersalcığım. Evet sakinim bugün, evet. Moralim yerinde ve sakinim. Türkçesini bilmiyorum ki. Opening yani, bir açılmalar, bir şeyler oluyor yani bazen. Ah, evet. Sevgili designers. Evet. Bir de arkadaşlar, Türkiye'de insanlar öyle bir konuşuyorlar ki ben anlayamıyorum bazen yani. Lütfen kusuruma bakmayın. Böyle bir konuşma var, orada konuşma var, acayip konuşuyor. Ben anlamıyorum. İnsanlar konuşuyor. Ben anlamıyorum yani. Sevgili arkadaşlar. Şimdi ben bu bira içiyorum ya ve bira diyor ki yayını kapat artık. Evet.
alkol aldığınız zaman nerede mola vereceğiniz, nerede bitireceğinize dair alkol bir şekilde bizlere belirtiyor. Ve şu anda da sevgili Bira bana belirtti. Günür diyor. Yayınını kapat. Ondan sonra devam Ben sevgili güzel kardeşlerim, beni zahmet edip izlediyseniz tabii ki ayrıca teşekkür ederim. Ama kenevir bitkisi konusunda ufkumuzu, her yerimizi bir genişletelim diye düşünüyorum. Kenevir bitkisi, ki bu bir bitki efendim. İnsanların karınlarını doyurabilme kapasitesine sahip bir bitkidir. Kenevir bitkisi Cannabis sativa'dan 50 bin ürünü geçik yapabiliyoruz. Lütfen efendim, bunu bir iyi düşününüz. 50 bin ürün. Yani. Görüşürüz. Eyvallah canım. Bye bye.